Herkese Tolgozbek.com'dan merhaba. Dün size stratejik bombardıman uçaklarının havada kalış süreleriyle ilgili bir video hazırladım. Ve en son rekor Rus Hava Kuvvetleri'nin Tupolev 160 tipi stratejik bombardıman uçağındaydı. Üstten kalktıktan sonra 25 saat uçan bu uçak geniş bir Rusya turu attıktan sonra tekrar kalkış yaptı, üsse indi. Bu havada kalış süresinde de 6 yakıt ikmal uçağı Tupolev Tu-160 uçağına ikmal gerçekleştirdi. Yani uçmasını sağladı. Arkasından da bu videonun Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kırdığı 30 saatlik B1B, 44 saatlik B2 ve 45 saatlik B52 videolarını sizlerle paylaştım. Ve bana sorulan en çok soru bu videolardan sonra havada pilotların tuvaleti gelirse nasıl yaptıkları oldu. İsterseniz videoya başlamadan önce kısa bir tuvalet molası verelim. Arkasından havada pilotlar çişlerini nasıl yapıyor konusuna birlikte girelim. Normalde bir fighter olarak adlandırılan bir avcı uçağının, bir savaş uçağının havada kalış süresi görevine göre değişiyor. Genellikle işte bir saatlik bir uçuş planlanır. Zaten süratı çok yüksektir. Gideceği yere gider veya eğitim uçuşuysa bu eğitim tamamlanır. Çok da süreyi uzatmadan pilotlar tekrar kalktıkları meydana inerler. Fakat görev süresi uzadıkça, örneğin geçtiğimiz günlerde Türk Hava Kuvvetleri Libya açıklarında çok önemli bir görev yaptı. Farklı üslerden kalkan F-16'larımız Akdeniz'de ilerlediler. Yaklaşık 4 saat gittiler. Libya açığına geldiler. Tabi bu uçuş sırasında havadan tanker uçaklarımız ikmali gerçekleştirdi F-16'lara. Tabii ki Barış Kartalı veya arama kurtarma için C-130'lar, CN-235 gibi uçaklarımız bölgede vızır vızır uçtu. 4 saat oraya gittiler. Görev yaptılar 1 saat. Ve arkasından tekrar yakıt ikmali yaparak minimum 8,5-9 saatlik bir uçuşun arkasından ülkemizdeki üslerine teker koydular. Peki normal bir insan günde 7 kere, 8 kere küçük tuvaleti için tuvalete gidiyor. Pilotların havada hiçbir çişi gelmiyor. Tabii ki bu konuyla alınmış birçok önlem var. Örnek olarak ben size F-16 veya tek kişilik savaş uçağında bu iş nasıl yapılıyor? Biraz ondan söz edeceğim. Arkasından bombardıman uçakları ve sivil havacılığa geçeceğim. Çünkü sivilde işler biraz daha kolay. Önce tek kişilik savaş uçaklarında bu iş nasıl yapılıyor, buna bakalım. Öncelikle pilot uzun süre havada kalacaksa tabii ki her türlü önlem alınırken bu konuyla da ilgili gerekli ekipmanları yanına alıyor. Nedir mesela bu? Kadın ve erkek pilotlar için bu durum değişiyor. Önemli olan idrarı vücuttan etrafa bulaşmadan, uçuş teçhizatına zarar vermeden, uçağa zarar vermeden temiz bir şekilde tabii ki bunu vücuttan çıkartabilmek. Bunun için farklı farklı metotlar var. Örneğin içine çişinizi yapabileceğiniz pilotların kullandığı çok basit ekipmanlar var. Bunlar tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha boyut atlamaya başlıyor. Bu durumda ne yapıyorlar? Savaş uçaklarında pilot öncelikle uçağın, örneğin F-16'da otopilotu alıyor. Ve belirli bir istikamette uçmasını, belirli bir süratte uçmasını sağlıyor. Ve tabii ki bu arada da göstergelerden gözlerini ayırmıyor, sürekli kontrol ediliyor. Ve bu durumu tabii kolunda uçtuğu diğer pilotlara, diğer uçaklara da bildiriyor ki herhangi bir durumda işte komutayı kim alacak, ne yapacak veya bu uçakta pilot şu an çok meşgul, niye cevap veremiyor gibi soruların cevabını vermek amaçlı. Daha sonra da uçuş tulumu giyer pilotlar. Uçuş tulumlarının bir üstte fermuarı vardır, bir de altta fermuarları vardır. Alttaki fermuarını açıyor. Kadın veya erkek özelliklerine göre imal edilmiş bir boruyla o vücuttan idrarın çıkmasını sağlıyor. Dediğim gibi yeni teknolojiler gelişiyor bu konuyla. Son yıllarda en çok kullanılan sistemlerden biri de çocukların altlarına bağlanan bezlerde de olan bir sistem. Bu sistem sıvı geldiği zaman, idrar geldiği zaman o idrarın tepkimeye gelerek katılaşmasını sağlıyor. Genellikle de böyle bir mavi bir renk veriyor. O torbanın içerisinde katılaşıyor. Daha sonra o torbayı alıp bağlayıp uçağın uygun yerine koymak zorunda. Çünkü F-16 dediğimiz hava aracı G çekiyor. Yani bir G'de düşünün, ağzı iyi bağlanmamış veya gerekli katılaştırma işlemi gerçekleştirilmemiş diyelim ki. Bu torbanın fırladığını, pilotun
çarptığını, sistemlere çarptığını ve zarar verdiğini, gerçekten çok büyük bir kazaya bile yol açan bir şey ki bunlarla ilgili olmuş kazalar da mevcut açıkçası. Dediğim gibi böyle bir sistem var. Kadın pilotlar için biraz daha teferruatlı, fakat onları da tabii rahatlatacak o ekipman ve sistemler kullanılabiliyor. Bir de geçtiğimiz yıl Amerikan Hava Kuvvetleri için özel bir sistem geliştirildi. Bu sistem basitçe o vücuttan uzatılan o boru içerisindeki idrarı özel olarak çekiyor. Onu çekecek bir cihaz. Kendi torbası içerisinde bunu hapsediyor ve bu torba defalarca kullanılabiliyor veya indikten sonra boşaltılabiliyor. Ama önemli olan bu torbanın fırlamaması. Bu nedenle de pilotlar tulumlarının işte yan ceplerine, özel ceplerine bu cihazı koyuyorlar. Ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamaya göre ilk yıl 1500 adet bu teçhizattan alımı planlanmış. Ama tabii bu bilgi verildiği zaman 2019'un son günleri, bilemiyorum, pandemiden, yani koronavirüs salgınından etkilendiler mi? Bunu tabii bilemiyoruz. Savaş uçaklarında durum böyle. Ama savaş uçakları, pilotları kendilerini bu uzun uçuşlarda alıştırmak zorunda. Nasıl alıştırıyor? Örneğin tuvaletini yapacak. Tuvaletini belirli bir saat tutması lazım. Bir taraftan da bu kadar uzun süre uçuşta, örneğin işte Türk Hava Kuvvetleri'nin uçağı örnek verdiğim gibi Libya'ya gelip geliyor. 8-9 saatlik bir uçuş. Bu uçuş süresinde tabii ki pilotun çişi geliyor. Ne olacak bununla ilgili? Bir yandan da sıvı kaybediliyor. Enerji kaybediliyor. Bazı özel yiyecekler alınıyor yanlarına. İşte enerji verecek ufak böyle bar olarak adlandırılan, onlara enerji verecek özel işte goflet veya yiyecekler veya çok basit hazmı kolay yiyecekler ki uçak binlerce fit irtifada, bu irtifada gaz yapacak bir şey de pilota rahatsızlık verebilir. Su içmesi lazım, su kaybı yaşanmaması lazım ama öyle suyu da böyle dikip lıkır 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 içmemesi gerekiyor pilotun. Çünkü hemen tuvaleti gelebilir, acil bir durum olabilir. Bu gerçekten riskli bir durum. Pilot kendini buna göre alıştırmaya başlıyor. İşte suyunu yudum yudum içiyor, yavaş yavaş yiyor yiyeceğini. İşte şekerinin düşmemesi havada, çünkü bir yandan görev yapıyorsunuz, düşünün oraya doğru gittiniz ve düşman savaş uçakları geliyor. Bir it dalaşına girmek durumundasınız veya bombanın, füzenin dikkatli bir şekilde çok nokta atışıyla atılması gerekiyor. Bunlar gerçekten yüksek konsantrasyon gerektiren işler. Burada şu örneği vermek istiyorum. Örneğin zaman zaman haber de yapıyoruz. Çok da fazla gündeme geliyor. Ege Denizi'nde Türk ve Yunan Hava Kuvvetleri arasında yaşanan dogfight, yani it dalaşları var. Burada Türk pilotları gerçekten çok uzun süre havada kalacak şekilde eğitimlerini almış Türk Hava Kuvvetleri. İşte bir bakıyorsunuz Amerika'ya Red Flag tatbikatlarına gidiyor. Veya bir bakıyorsunuz işte daha geçmişe döndüğümüz zaman Bosna operasyonlarına, Yugoslavya'da NATO'nun yaptığı operasyonlarda Türk Hava Kuvvetleri'nin kırdığı 10 saat, 11 saat, 12 saat gibi muazzam rakamlar var. Veya işte Türk Hava Kuvvetleri en son Libya'ya gidip gelebiliyor uçaklarınız. Bunlar gerçekten çok önemli güçler. İşte bir tür durumlarda Türk pilotları uzun süre uçmaya alışık. Yani tabiri caizse tırnak içinde pilotlarımız çok iyi kendi vücutlarını kontrol ediyorlar. İşte idrarları ne zaman gelecek, ne yapacak, ne edecek. Gerçekten uçuş eğitiminin de çok önemli bir parçası. Ama Yunanlar pek böyle değil. Genellikle işte Türk uçakları geldiği zaman hemen önleme veriyorlar. Ve onların uçuş saatleri, yani bir Yunan F-16'sının, bir Yunan Mirage 2000 uçağının pilotunun uçuş saatleri bizim pilotlarımız gibi çok uzun değil. Yani öyle kalkıp havada 7 saat, 8 saat uçamıyorlar. Bu özel bir kondisyon, özel bir eğitim. Onlar kalkıyorlar, önleme yapıp iniyorlar. Belki hani 1 saat bile uçmuyorlar bazen. Bu da bir ülke kuvvetinin çarpan gücü gerçekten. Yani çok basit gibi gelebilir ama gerçekten çok önemli bir konu. Şimdi en çok merak edilen F-16 falan gibi böyle daracık kokpitte pilotlar çişleri nasıl yapılıyor biraz anlatmaya çalıştım. Gelelim daha büyük uçaklara. Örneğin bu stratejik bombardıman uçaklarına. İşte Tupolev 160 25 saat havada kaldı. Defalarca çişi geliyor insanların. Şimdi bombardıman uçaklarının kabinleri, ekiplerin durduğu yerler daha geniş alanlar. Örneğin Amerikan B-52 Stratofors bombardıman uçağında normalde uçuş ekibi artık yeni modellerinde, modern şeylerinde 2 pilot var. Alt tarafta da bir silahlardan sorumlu atışları koordine eden bir operatör var. Yanında da bir de elektronik savaşı koordine eden operatör. Onlar yan yana oturuyorlar. 2 kişi aşağıda, 2 de pilot yukarıda. Şimdi uçağın kapasitesi aslında 10 kişiye kadar taşınabiliyor. Bunların 6'sı fırlatma koltuğu kullanarak uçağı acil durumda terk ediyor. Kalan 4 kişi ise kokpitin orada bir özel acil çıkış kapısı var. Aşağı doğru bakan, onu açıyorlar ve paraşütle uçağı aynı bir statik gibi kanca takıp
otomatik açtırarak uçağı terk ediyorlar. Şimdi bu ekip içerisinde böyle büyük uçaklarda bir tuvalet yeri ayarlamak biraz daha kolay ama genellikle de çok fazla yer yok. Genellikle de şöyle bir şey yapılıyor. Bu karavanlarda kullanılan kasetli küçük tuvaletler vardır. İşte basit böyle bir klozet gibi düşünün bunu. Bunun üzerine oturuluyor. İşte ekip tuvaletini yapıyor. Daha sonra o kaset olarak adlandırılan ayrı bir bölgeye işte çişini yapıyorsa çişi oraya geliyor. Kakasını yapıyorsa kakası oraya geliyor. Ve uçuştan sonra bu kaset alınıyor. Tuvalete dökülüyor. Dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor ama tabii tuvaletinizi uçuş ekibinin ortasında yapıyorsunuz. Bu yüzden de uçuş ekipleri bir süreden sonra tabiri caizse tırnak içerisinde akraba haline gelmiş olabiliyor. Benzer uygulamalar Rus uçaklarında, Tupolev 160'ta da veya diğer uçaklarda da var. Keza benzer uygulamalar diğer Amerikan B-1B veya B-2 tipi savaş uçağında da var. Bu arada tabii şunu belirtmek istiyorum. Uçuşta böyle uçakta pilotlar normal oturmuyorlar. Kemerler var. Mesela bombardıman uçaklarında aynı zamanda bir fırlatma koltuğu. Birçok noktadan bağlanmak durumundasınız o koltuğa ki acil bir durumda çektiği zaman pilot fırlatsın kendini ve emniyetle uçağı terk edip paraşütü açıp inebilsin. Bu yüzden bu tür detaylar çok önemli. Bunun için de bağlıyken bu tuvaleti yapabilmek örneğin savaş uçaklarında gerçekten insanın ayrı bir eğitim almasına neden oluyor. Gelelim bir de tabii sivil uçaklarda neler yapılıyor. Yolcu uçaklarında işler gayet basit. Pilotlar dönüşümlü olarak uçabiliyorlar. Ekip değiştirebiliyorlar havada örneğin işte 8 saate kadar mesaisi varsa 12 saati buluyorsa 10 saati buluyorsa 3. bir pilot görev yapıyor. Daha uzunsa mesai saatleri 4. bir pilot dönüşümlü olarak uçuyorlar. Arkada dinlenme yerleri var oraya geçiyorlar. Ayrı tuvalet var orada gidip tuvalette gayet konfor içerisinde en azından kapı kapalı olarak işlerini yapabiliyorlar. Daha ufak uçaklarda örneğin tuvaletin olmadığı ufak pervaneli uçaklarda ise F-16'da anlattığım gibi oturduğu yerden işte Little John olarak adlandırılan ekipmanlar var. Askeriyede farklı farklı şeyler söylüyorlar bunlarla ilgili. Bunun içine tuvaletlerini yaparak uçuşu gerçekleştiriyorlar. Ama tabii burada da pilotun asıl görevi kokpitte bunu yaparken çok dikkat etmesi. Hijyen açısından olsun, sistemlere zarar vermemek açısından olsun gerçekten kolay iş olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü ben hiç denemedim bunu. Bir de şu vardır pilotluk tabirinde. Her uçuş öncesinde ve sonrasında tabii ki pilotlar son bir çişlerini yaparlar. Bu kimi bunu korku çişi olarak adlandırılır ki vücut tamamen o bırakırsın. Çünkü onun stresi sizin zihninizi meşgul etmeye başladığı an açıkçası gerçekten zor bir durum. Şimdi bunlar tabii anlattığımız hep küçük tuvalet. Bir F-16'da büyük tuvaletiniz geldiyse gerçekten çok ciddi bir problem. Çünkü yapabilirsiniz altınıza ama yaptığınız zaman diyelim ki acil bir durumda o fırlatma koltuğu çalışacak mı? Ekibe bir zarar verecek mi? Ne yapılacak? Ne edecek? Bunlar gerçekten bakılması, edilmesi ve çok iyi temizliğinin yanı sıra sistemlere zarar verdi mi diye bakılması gereken sistemler. Bir de tabii ki olayın hijyen ve temizlik tarafı var ki o da ayrı bir konu. Şimdi onlara da girip burada videoda çok da midenizi bulandırmak istemem. Sonuç olarak uçakta pilotlar çişlerini anlattığım gibi uçak tipine, görevlerine nasıl olduğuna bağlı olarak yapıyorlar. Yapabiliyorlar. Bunlarla ilgili bir sorun yok ama önemli olan vücudun bu eğitimi alabilecek seviyeye gelmesi. Her gün yeni savunma ve havacılık videolarıyla sizlerin karşısında olmak için çaba sarf ediyoruz. Zaman zaman aksamalar oluyor, özür diliyoruz bunlar için. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri, bu konularla ilgili gelişmeler tolgozbek.com sitemize her zaman bekliyoruz. Kanalımıza katıl tuşuna basarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum deyip bitirip benim de çok anlattık bunu tuvalete doğru gidiyorum.